Mersin'de Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenlerin anısının yaşatılması için 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı açıldı. 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı'nın açılış törenine parkı yaptıran Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk, Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz, sendika ve sivil toplum temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Törende Madımak olayında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Fazıl Türk, Akdeniz Belediyesi olarak değerlerimize, aydın, yazar ve sanatçılarımıza sahip çıkıyor, isim ve anılarımızı kentsel varlığımıza vererek geleceğe taşıyoruz. Nitekim geçen dönem içinde Ahmet Kaya, Hrant Dink, Yılmaz Güney ve Roman Kültürleri isimlerini verdiğimiz parkların açılışlarını yaptık. Bugün de 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkımızı açtık. Sivas katliamı ülke tarihinde bir utanç lekesi olarak yazılmıştır. Katliamın sorumluları ise bugüne kadar cezalandırılmamış, o dönemin hiçbir yetkilisi adalet önünde hesap vermemiştir. Mahkeme katliamdan 20 yıl sonra davayı düşürmüştür. Oysa insanlığa karşı işlenen soykırım ve katliam suçlarında zaman aşımı uygulanamaz dedi. Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz ise yapılan parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Bundan 21 yıl önce en ağır bir mezalime karşı karşıya kalan aydın, öğrenci, üniversiteli, yazar, semazen olanlar diri diri yakıldılar. Ama 21 yıldan beri Mersin gibi Akdeniz'de bütün inançları, bütün kimlikleri kucaklayan bu ilde bugün burada bu anıtın açılışını ve buna vesile olan sayın belediye başkanlarımız, bu sizlere nasip oldu. Cümle canlarımın huzurunda sizleri tekrar tekrar kutluyorum. Japonya'nın Kushimoto açıklarında kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyn'in de şehit olanlar Mersin'de düzenlenen bir törenle anıldı. Japonya'dan dönüşte 16 Eylül 1980 tarihinde Yokohama limanından ayrıldıktan sonra Kushimoto açıklarında tayfuna yakalanarak kayalıklara çarpıp batan Ertuğrul Fırkateyn'in de şehit olan 587 Türk denizcisini anmak için Mersin Türk-Japon Dostluk Derneği tarafından tören düzenlendi. Atatürk Parkı'ndaki Refah Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler için saygı duruşunda bulunulup Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde iki ülkenin milli marşları okundu. Atatürk Parkı içinde bulunan Refah Şehitliği anıtında gerçekleştirilen anma törenine Japonya'nın Wakayama eyaletinden gelen resmi görevliler ve iş adamlarından oluşan heyet de katıldı. Törende konuşan Mersin Türk-Japon Dostluk Derneği Başkanı Süleyman Cengiz şunları söyledi. Dönüş yolunda büyük bir tayfuna yakalanan Ertuğrul Fırkateyn'i Kushimoto açıklarında batmış ve 587 denizcimiz şehit olmuştu. Hayatta kalanları da Kushimoto halkı kurtarmıştı. Aramızda Wakayama eyaletinden, Kushimoto'dan, Kushi adasından o kahraman Japonların torunlarının torunları bizzat buraya kadar geldiler. Bizleri onurlandırdılar. Denizcilerimizin boşuna şehit olmadığı, 124 yıl sonra hala bu dostluğun güçlenerek devam ettiği bugün görülmekte. Türk ve Japon tarafı olarak yıllardır emek sarf eden herkese teşekkür ederiz dedi. Törenin sonunda bazı Japon konuklar şehitliğin önünde kendi geleneklerine uygun olarak saygı duruşunda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Kent Merkezi, Tarsus ve merkeze bağlı birçok köy ve beldenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Barajı'ndaki su miktarının %58 seviyesinde olduğunu belirtti. Şu an için Berdan Barajı'ndaki su miktarının yeter seviyede olduğunu anlatan Kocamaz, dolayısıyla Mersin'in içme suyu sıkıntısı olmadığını ifade etti. Yaz mevsiminin etkisiyle yağışların sıfıra indiği 3-4 aylık süreyi geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Kocamaz, yağış olmadığı için bu dönemde barajlardaki sular Eylül-Ekim aylarında en az seviyeye iner. Ancak Mersin'in su ihtiyacını karşılayan Berdan Barajı'nda şu andaki su miktarı %58 ile yeter seviyenin de üstünde seyretmektedir. Tüm barajlarda olduğu gibi Berdan Barajı'ndaki su miktarı özellikle Ekim-Kasım ayından itibaren başlayan yağışların etkisiyle maksimum seviyeye gelecektir. Bu zamana kadar Berdan Barajı'ndaki su Mersin'e fazlasıyla yetecek seviyededir diye konuştu.
Başkan Kocamaz, Mersin'in su sıkıntısı yaşamaması için her türlü önlemimiz de mevcut. Kent genelindeki 6 adet su depomuzda ayrıca 1 aylık su rezervimiz de var. Mersin'in suyu bol ancak yine de vatandaşlarımızın suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanması ve boşa harcamaması gerekiyor dedi. Mersin Otogar esnafı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la Genel Sekreter Haluk Tunçsu'nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini iddia ederek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde bulunan adliye binası önünde bir araya gelen otogar esnafı Başkan Kocamaz'la Genel Sekreter Tunçsu'yu yeni otogar ihalesinden dolayı protesto etti. Burada otogar esnafı adına konuşan Ramazan Avcı, "Bizler otogar esnafı olarak şimdiye kadar asla bir hukuksuzluk içinde olmadık ve bundan sonra da asla olmayacağız. Adalete güvenimizin sonsuz olduğu ülkemizde tüm başvuru ve şikayetlerimizi hukuk çerçevesinde yaptık ve yapacağız. Yeni otogarla ilgili mağduriyetimiz ve mücadelemiz malum, herkesçe bilinmektedir. Bizler şimdiye kadar yaptığımız hiçbir açıklamamızda hiç kimsenin şahsına, şerefine, saygınlığına yönelik saldırıda bulunmadık. Hiçbir siyasi düşünce ve oluşumun etkisinde olmadan hepimizin tek sorunu ekmek sorunudur. Biz bu halkla ekmek mücadelemizi yaparken, kendimiz ve ailelerimiz gelecek endişesi içindeyken, bir de tüm bunlar yetmezmiş gibi yerel yöneticilerimiz tarafından hakaretlere de maruz kalır olduk. Yüce Türk adaletine sığınıyor ve gerekli başvurumuzu yapıyoruz," dedi. En son yapılan ihaleyle ilgili de Avcı, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri halkı yanlış bilgilendirmiştir. Onlar 29 yazıhanenin kiralandığını vatandaşlara ve basın mensuplarına duyurmuştur. Ancak orada sadece 6 yazıhane kiralanmıştır ve o da daha henüz sözleşme yapılmadığından kesin değildir ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından otogar esnafı suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girdi. AK Parti Mersin İl Başkanlığı elektrik kesintileriyle ilgili yoğun şikayetleri üzerine muhtarları TEDAŞ yetkilileriyle bir araya getirerek sorunları masaya yatırdı. AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 12 ilçenin muhtarlarıyla 2 gün süren bilgilendirme ve istişare toplantısına AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve TEDAŞ yetkilileri katıldı. Toplantı Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Tarsus ve Yenişehir ilçe mahalle muhtarlarının katılımıyla Mersin'de ve Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mut ve Silifke ilçe mahalle muhtarlarıyla Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle muhtarları sorunlarını direkt olarak TEDAŞ yetkililerine ulaştırarak çözümü konusunda yetkililerden bir an önce harekete geçmelerini istediler. AK Parti İl Başkanı Taşpınar yaptığı açıklamada muhtarlarımızla bir araya geldiğimizde veya bizleri ziyaretlerinde muhtarlarımızın sorunlarının önemli bir kısmı elektrik kesintileriyle ve TEDAŞ'la ilgiliydi. Bu kapsamda mahalle muhtarlarımızı TEDAŞ yetkilileriyle buluşturma ihtiyacı gördük ve bu toplantıyı organize ettik. Çünkü biz iktidar partisi olarak vatandaşın sorunlarını kendi sorunlarımız gibi gördük. Bu toplantıdaki amacımız sorunların direkt muhataplarıyla hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamaktı. Toplantı sonunda muhtarlarımızın sorunlarını dinledik. Belirlenen sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmalar ivedi bir şekilde yapılacaktır, dedi. Mersin'de Büro Memur Sen Şubesi üyeleri çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Adliye önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, adliye çalışanlarının maaşlarının düşük olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Büro Memur Sen Şube Başkanı Ahmet Kızıl, zor çalışma koşullarının olduğuna dikkat çekerek, Adalet Bakanlığı, adliyeler ve bağlı kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri en mağdur ve mahzun kesimin başında geliyor. Her geçen gün mahkemelerde iş yükü ağırlaşırken çalışanların ücretlerinde iyileştirme yapılmıyor. Adalet çalışanlarının almış olduğu ücretler, yaptığı iş ve çalışma şartları göz önüne alındığında bu anlamda daha çok erimiş, kamu çalışanlarından ek ödeme almayanlara yönelik yapılan iyileştirmelerden mahrum bırakılmıştır. Adalet çalışanları adeta unutulmuş ya da unutturulmuştur, dedi. Adliye çalışanlarının maaşları iyileştirilmelidir. Olağan dışı iş yüküne rağmen adliye çalışanlarının en düşük ücreti alan memur sınıfında olduğu unutulmamalıdır. Diğer kamu çalışanlarıyla adliye çalışanları arasında maaş yönünden adaletsizlikler mevcuttur. Adalet Bakanlığı yetkililerini bu adaletsizliğe bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
Eğitimsen Mersin Şubesi üyeleri temel eğitimden orta öğretime geçiş TEOG sistemini oturma eylemi yaparak protesto etti. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Özgür Çocuk Parkı içinde bir araya gelen Eğitimsen üyeleri sloganlar atarak TEOG sistemine tepkilerini dile getirdiler. Burada üyeler adına açıklama yapan Eğitimsen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, TEOG yerleştirmeleri sürecinde defalarca uyarmamıza rağmen göz göre göre yapılan yanlışlar sonucunda çok sayıda öğrenci belki de hiç gitmek istemeyeceği bir lise türüne otomatik olarak yerleştirilmiştir. Bakanlık önce tercih yapmayan öğrencilerin adreslerine en yakın okula yerleştirileceklerini açıklamış, ancak bazı illerde öğrencilerin evlerinden 100 kilometre hatta 120 kilometre uzaklıktaki okullara yerleştirildiği görülmüştür dedi. TEOG sonuçları üzerinden yapılan yerleştirmeler sonrasında yaşanan mağduriyetlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Muşlu, hiçbir öğrenci istemediği bir okul türünde okumaya zorlanmamalıdır. Eğitime ilişkin konularda atılacak her adım sonuçları düşünülerek atılmalı, öğrenci ve velilerin endişelerine, sendikaların önerilerine mutlaka kulak verilmelidir. Eğitimde zorunlu rotasyon olmamalı, aday öğretmenlere sözlü sınav uygulanmamalıdır. 7000 okul müdürünün büyük bölümü resmen tasfiye edilmiştir. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde siyasi referanslar değil, liyakat ilkesi temel alınmalıdır. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde hiçbir baskı ve yönlendirmeye izin verilmemeli, her okul kendi yöneticisini, o okuldaki eğitim bileşenlerinin katılacağı demokratik seçimlerle yine kendisi seçmelidir diye konuştu. Konuşmaların ardından Eğitimsen üyeleri oturma eylemi yaptı. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yeni eğitim öğretim yılında açılacak kurslarda görev alacak usta öğreticilerin başvuruları devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve ASO Müdürü Ömer Okur, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde müdürlüğümüz bünyesinde açılacak olan kurslarda görev almak isteyen usta öğreticilerin başvuruları Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen 12 Eylül 2014 tarihine kadar alınacaktır, dedi. Bu yıl yaklaşık 250 usta öğretici başvurusu beklediklerini belirten Okur, halk eğitim merkezleri atanamamış üniversite mezunlarıyla alanlarında kendilerini yetiştirmiş ustalık, usta öğreticilik ve kalfalık belgesi olanlara iş imkanı sunuyor. Kurumlarımızın işsizliği önlemede önemli bir yeri var. Biz bu yıl açılacak kurslarımızda görev almak üzere 250 usta öğretici başvurusu bekliyoruz. Başvuruların şahsen müdürlüğümüze yapıldığını bir kez daha hatırlatıyoruz, diye konuştu. Okur, başvuruda bulunmak isteyen usta öğreticilerin görev alınacak branşlarla ilgili detaylı bilgileri kurumlarından alabileceklerini de kaydetti. Mersin'de kadın doktorun kapalı havuza girmek istemesi yüzünden çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan 59 yaşındaki Mustafa Şentekin de kurtarılamadı. Olayla ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla kardiyoloji uzmanı Doktor Birsen G. gözaltına alınırken kardeşiyle birlikte 3 kişi de aranıyor. Merkez Mezitli ilçesi Tece mahallesinde bulunan Altınkent sitesinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Sitede oturan Erdemli Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Birsenge, beraberindeki yeğeniyle birlikte saat 22'den sonra girilmesi yasak olan havuzda yüzmek istedi. Görevlilerin girişine izin vermediği doktor, durumu kardeşi Bülent G'ye söyledi. O da beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte site yöneticisiyle konuşmak için olay yerine geldi. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Bülent G ile arkadaşları MD ve US kavga sırasında av tüfekleriyle site sakinlerine ateş açtı. Saldırıda Aykut Şentekin, Mustafa Şentekin, Levent Mut ve Mahir Doğan Bey yaralandı. Yaralılardan 38 yaşındaki Aykut Şentekin götürüldüğü hastanede yaşamını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken durumu ağır olan Mustafa Şentekin ise tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mahir Doğan Bey ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgisi olduğu anlaşılan Doktor Birsen G de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçan Bülent G ile arkadaşları MD ve US'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde düğüne giderken freninin patlaması sonucunda şarampole devrilen minibüste bulunan yolculardan ikisi ağır, 15 kişi yaralandı. Kaza Silifke Müsait Mahallesi'nde meydana geldi. Silifke'nin Gündüzler Mahallesi'nden düğün için yola çıkan ve içinde 17 kişinin bulunduğu minibüs freninin patlaması sonucunda Müsait Mahallesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Takla atan minibüste bulunan yolculardan ikisi ağır, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Silifke'de bulunan özel ve devlet hastanelerine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 9 yaşındaki Furkan Yelle, Sami Gökçe'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Arabanın freni boşaldı. Fren boşandıktan sonra kenara çekti abi. Ben dedim ki arabayı çalıştırma abi. Bak bu arabanın freni boşandı dedim. Balata koktu fren dedim. Tekrar dedi bindi adam. Bir dedi pompalayayım. Bak binme dedim. Bindi haydi. Yukarıya dedim şey yapur. Üst taraf ya uçurum değil ya oraya yapur dedim. Vuramadı uçtuk aşağıya. Kaç kişi vardı? 20 kişi var hemen hemen içinde. 15 takla taraf. Türkiye'yi ve Mersin'i Avrupa'da da temsil eden 16 yıllık geçmişi bulunan Handbol Süper Ligi takımlarından Mersin Handbol Spor Kulübü maddi sıkıntılar yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin önünde toplanan Mersin Handbol takımı altyapı oyuncuları, "Kocamaz Başkan bize sahip çık, valim takımımıza sahip çık, kulübümüz kapanmasın, handbol yaşasın" yazılı pankartlarla kendilerine destek çağrısında bulundu. Destek alamamaları durumunda kulübü kapatacaklarını belirten kulüp başkanı Osman Özoğlu, gözyaşları içerisinde şunları söyledi. Evet arkadaşlar, önce hepinize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadınız. Gerçekten çok zor günler geçiriyoruz bir handbol branşı adına. Bu zor günümüzde bizlerin acısını biraz paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz Mersin handbol takımı olarak 11 yıldır Süper Lig'de oynayan bir takımız. Geçmişimizde 4 yıl Avrupa kupalarında ve işte 2007-2008 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadık. Onun haricinde yine 3-4 defa Türkiye Kupası'nda final ve ligde 2. 3. ile bitirdik. Son 3 yıla kadar da geçmişimiz gerçekten başarılarla dolu. Ve geçen sezonda yine ligi 6. Türkiye Kupası'nda da Final Four oynadık. Fakat artık şu anda öyle bir noktaya geldik ki ben dayanacak gücüm kalmadı. 3 yıldır zaten belediyelerden desteğimiz kesilmişti. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyorduk. Fakat artık kendi imkanlarımızla da götüremeyecek hale geldik. Yani borç bulmakla, arkadaşımızdan, eşimizden, dostumuzdan, ailemizden borç alarak götürmekle artık tıkandık. Gidemeyecek duruma geldik. İşte bir sürü gençlerimiz var. Milli takıma gönderdiğimiz oyuncularımız var. Mersin'e handbolde inanın çok katkılar sağlayan bir takımız. Sadece Mersin'de futbolun ve basketbolun olmadığını, handbolün de Süper Lig'de oynadığını, bizim de Beşiktaş, Trabzonspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği gibi, Ankaraspor gibi, Kayserispor gibi kulüplerle mücadele ettiğimizi söylememize rağmen 1,5 aydır hiç kimseden bir destek alamadık maddi anlamda. Önümüzdeki hafta ligler başlıyor. Kuramız çekildi. Türkiye Kupası'na Sakarya'ya gideceğiz. Sakarya'da 3 gün konaklayacağız. Arkasına hem Ankara hem Trabzon deplasmanı var. Yani öyle kötü kura çektik ki bu 3 deplasmana gidecek, deplasman masraflarını karşılayacak maddi gücümüz bile yok. Belki önümüzdeki hafta maçlara katılmayarak çekileceğiz ligden. Onun için de şu anda buradan tüm şehrimizin ileri gelenleri, büyüklerimize, yani bize çok büyük maddi destekler istemiyoruz. Ama bu deplasmanlarımıza gidebileceğimiz ve bizim lisanslarımızı yapabileceğimiz bir destek istiyoruz sadece. Bu konuda bize sahip çıkmalarını, bir kulübü yaratmak, amatör kümeden Süper Lig'e çıkarmak 4 yıl sürüyor ve bu 4 yıl içinde en az 1,5-2 trilyon para harcamanız gerekiyor. Biz hazır bir takımla belediyeye de gittik, diğer belediyelere gittik, her yere gittik. Kimse sahip çıkmadı. Yani biz takımı satalım da demedik. Bize sahip çıkın dedik. Yani biz satalım, bize para verin de demedik. Bize sahip çıkın, para istemiyoruz. Ya da ismimize kalsın, bizim deplasman giderlerimizi, masraflarımızı karşılayın. Biz kendi iddiadan gelen paramızla kendimiz oynayalım. Bizim bu tür masraflarımızı karşılayabilirik. Ona da kimse yok dedi. Yani ben artık Mersin'de bir handbole bunca yıldır emek veren bir insan olarak ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Bu çocukların hepsi genç çocuklar. Hedefleri ileride Süper Lig'de oynamak.
Biz bu gençleri sokaklardan kurtarırken, uyuşturucudan kurtarırken sadece bunlar değil, bunlar gibi bizim yüzlerce çocuğumuz var, biz buraya getirmedik. Sadece altyapıda bizim en az 150-200 tane kendimizin çocuğu var. Bırakın diğer branşlarda oynayan futbolcular. Bunların tek bir hedef var. Mersin'de ligde oynayan bir takım var. Burada bunlar da ileride milli takımlarda ve handbol süper liginde oynamak. Şimdi bu kulübü kapatmakla her şeyi kapatıyorsunuz. Bu çocukların önünü kapatıyorsunuz. Handbol branşını Mersin'de bitiriyorsunuz. Yani biz bunu kapatmadan bu çocuklar hedef ne görecekler? Bunların çoğu bu sene işte beden eğitimi bölümüne girenler var, kazananlar var. Bu spor sayesinde kendini ileriye geleceklerini hazırlayanlar var. Yani biz bunları yaparken de bize trilyonlar verin demiyoruz. Bize yüz binlerce lira verin demiyoruz. İstediğimiz deplasman giderlerimiz ve ulaşım konaklamalarımızın karşılanacak kadar bize bir maddi destek, bir de lisansımızın lisans parasını federasyona yatıracak kadar bir maddi destek istiyoruz. Yani böyle trilyonlar verin, yüz binlerce para verin de demiyoruz biz. Artık bu konuda Mersin halkının bize sahip çıkmasını istiyoruz. İşte kazanmış olduğumuz en büyük kupamız bu. Gerekirse bunu satışa çıkartıyoruz. Bunu da çok üzülerek söylüyoruz. Bu çünkü çok büyük bir alın teri, bir emekle kazanılan bir kupa. Biz bu kupaları kolay kazanmadık. Bunu böyle satışa çıkarmak bile bizim için çok büyük bir onur kaybı. Ben Mersin'in iş adamlarından, zenginlerden bu kulübe sahip çıkmalarını, bu takıma sahip çıkmalarını, bu çocuklara sahip çıkmalarını istiyoruz. Bizim söyleyeceğimiz bunlar. Hepiniz buraya geldiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu branş ligde var olan bir branş ve hızlı Avrupa'da futboldan sonraki gelen birinci branş. Fakat bizim ülkemizde niyeyse bir türlü atılımı yapamadık. Biz Avrupa'da gittiğimiz zaman en az 10 bin kişilik salonlarda oynuyoruz. Final maçları 20 bin kişilik salonlarda oynanıyor. Ve izleyin görün, forma reklamlarında en az 20-25 tane reklam var her birinde. Biz Mersin'de hangi kapıya gittiysek herkes Mersin Yutman Yurdu'na veriyoruz. Mersin'e yapıyoruz. Bize kimse destek yok. Sayın Valimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Bir aydır Sayın Valimizden randevu alamıyoruz. Biz kime gideceğiz bu ilde valimizin haricinde? Kimden destek isteyeceğiz? Burhanettin Bey'e gidiyoruz. İşte biz basketbola yatırım yapıyoruz. Bu sene onunla uğraşıyoruz. Biz kime gideceğiz yani? Kimden destek isteyeceğiz bu ilde? İş adamlarımızın hepsi Mersin İtman Yurdu'na yapıyoruz yıllardır diyorlar. Bize hiçbir destek yok. Artık sizlerin takdirine bırakıyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir şeyi var etmek çok kolay. Çok zor. Kapatmak çok kolay. Biz bu kulübü 11 yılda emek verdik, getirdik. Önümüzdeki hafta bir yönetim kurulu kararıyla, yönetim kurulu kararıyla kulüp başkanı da benim, antrenör de benim, her şey benim. Yani artık benim de dayanacak gücüm kalmadı. Maddi anlamda verecek gücüm kalmadı. Ben de bir yere kadar artık bitti gücüm. Önümüzdeki hafta gerekirse ligden çekiliyoruz ve kulübü kapatıyoruz yazısını federasyona yazacağız. Türkiye Kupası'na da katılmayacağız ve ligden de çekileceğiz. Ama bunu yapmak işin en kolay kısmı. Ben mücadele etmeye hala devam ediyorum. Bu mücadelemde bana biraz destek olursun. Mersin İdman Yurdu lige verilen milli maç arasını başkent Ankara'da kamp yaparak değerlendirecek. Tesislerin ve stat zemininin bakıma alınması ve lige verilen aradan dolayı kampa girecek olan takımımız pazar günü Gençler Birliği ile Ankara'da hazırlık maçı oynayacak. Mersin Stadyumunda oynanan Mersin İdman Yurdu Beşiktaş maçında 4 futbolcu saha zemininin kötü olmasından dolayı sakatlanmıştı. 2 gün sürecek olan Ankara kampının ardından Bolu Dorukkaya'ya geçecek olan Mersin ekibi Bolu kampının ardından Süper Lig'in 2. haftasında 14 Eylül tarihinde oynanacak Kasımpaşa Mersin İdman Yurdu maçı için İstanbul'a geçecek. Mersin İdman Yurdu'nun taraftar grubu Kırmızı Şeytanlar, Mersin Stadyumu'nun zemin sorununa çözüm getirilmediği gerekçesiyle yönetimi istifaya çağırdı. Polcu'da bir araya gelen taraftarlar, dövizler ve sloganlar eşliğinde yönetimi istifaya çağırdı. Burada grup adına konuşan Mersin İdman Yurdu Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Murat Yeşilkaynak, 3 ana sebepten dolayı yönetimi protesto ettiklerini söyledi. Aylardır kulübe zarar vermemek için sustuklarını belirten Yeşilkaynak, 11 Mayıs 2014 tarihinde son maçımızı oynadık ve Mersin Stadyumu bakıma alındı. Defalarca konuştuğumuz yöneticiler, stat yeni sezona hazır, hiçbir sorun yok diye oyaladılar bizi. Aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen stadın halini içimiz acıyarak gördük ve tüm spor camiasına rezil rüsva olduk. Teknolojinin tavan yaptığı böyle bir zamanda insanların bu sürede yeni statlar inşa ettiğini biliyoruz.
Ama her ne hikmetse biz böyle bir stadyumumuz varken çim sahasını patates tarlasına çevirerek elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Sorumluların bir an önce istifa etmesini, işi ehil insanlara bırakmasını istiyoruz dedi. Basın açıklamasının ardından yönetim aleyhine bir süre slogan atan Kırmızı Lacivertliler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.